Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Alice. Alice Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Alice günlük grafiğindeyim. Aralık ayının sonunda yani Ocak ayında bir yükseliş trendi başlattı Alice Coin. Burada 1 dolar seviyelerinde bir dip çalışması yaptı ve yukarıda 2 dolar 24 sent seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu seviyede bir ikili tepe formasyonu çalıştı burada ve bir süre bir düşüş sergilendi, bir düzeltme oldu burada. Ancak burada slingshot indikatörümüzün üst desteğinden bir tepki aldığı görünüyor. Noktasal bir tepki aldı burada. Tam 1.76 seviyesinden bir yukarı dönüş yaptığı görülüyor. Burada slingshot desteğimiz de 1.78'di. Çok güzel bir yerden bir tepki aldı ve yukarı yönlü bir hareket sergiliyor 2 gündür Alice Coin. Burada geri çekilmeler söz konusu olduğu takdirde ilk etapta yine 1 dolar 79 sent ve altında 1 dolar 72 sent seviyeleri önemli desteklerimiz bizim. Bu seviyenin altındaysa zaten 200 günlük hareketli ortalamamız var. Orası da 1 dolar 63 sent seviyesi. Biz bu 200 günlük hareketli ortalamayı 27 Ocak tarihinden itibaren kırdık. Burada bir retest gerçekleştirdi. Hatta 2 kere. Ancak tekrar buradan güç toplayıp yukarı yönlü hareketine devam ettiği görülüyor. Burada da slingshot'tan bir destek alıp yukarı yönlü hareketine devam etti. Bu da yukarı yönlü hareketlerin devamı niteliğinde olarak düşünülebilir Alice Coin'de. Zaten 20 haftalık hareketli ortalamamız da bayağı bir geride kaldı. 1 dolar 50 sent seviyesinde kaldı. Bu bizim için oldukça olumlu bir durum diye düşünüyorum. Bu durumda yukarıdaki hedeflerimiz ne olabilir? Hemen ona göz atalım. Haftalık grafiğe geliyorum. Haftalık grafiğimizde bu yukarı yönlü hareketin yani sert bir hareket oldu yani burada. 2x'lik bir yükseliş gerçekleşti. Ve şu anda da bu yükseliş trendinin kuvvetli bir şekilde devam ettiği görülüyor. Burada 9 haftalık hareketli ortalamamızda 1 dolar 72 sent seviyesinde. Buraya da hiçbir dokunuş olmadı fiyatta geçtiğimiz haftalarda. Bu da önemli bir durum. Yani burada boğaların güçlü olduğunu gösteren bir olgu bu da Alice Coin'de. Burada ilk etapta 50 haftalık hareketli ortalamayı beklememiz oldukça mümkün. Bu da 2 dolar 55 sent seviyesinde. Zaten burada 2 dolar 47 sent seviyesi de bizim slingshot'taki direncimiz. Yani 2 dolar 47 sent ve 2 dolar 55 sent seviyesi bizim ilk hedefimiz olacaktır Alice Coin'de. Bu seviyenin aşılması durumundaysa yukarıda bizi 4 dolar seviyemiz bekliyor. Burası da majör direnç olarak düşünülebilir ve iyi bir kar realizasyon seviyesi burası. Yani bu bölgede ciddi bir kar realizasyonu düşünülmelidir diye bir fikrim var açıkçası Alice Coin'de. Hedefim de zaten 4 dolar burada. Burada yukarı yönlü hareketlerde daha kısa vadeli nasıl bir fiyat hedefi verebilirim? Onu da size hemen belirteyim. Burada zaten Fibonacci 0.618 seviyemiz de 2 dolar 52 sent seviyesinde. Buradaki 2 dolar 55 sent seviyemizle de hedefimizle de gayet güzel örtüştü burası. Yani Fibonacci 0.618 seviyesinin de bu seviyede olması bu buranın güçlü bir direnç olduğunu gösteriyor zaten. İlk hedefimiz 2 dolar 55 sent seviyesini Fibonacci'de destekliyor. Burada 2 dolar 5 sent seviyesinin aşılması durumundaysa çok daha sert bir şekilde yukarı yönlü hareket olacağını düşünüyorum. Burada ilk etapta 2 dolar 55 sent seviyesi var. Yukarıdaki sıralı dirençlerimiz ise 2 dolar 73 sent, 3 dolar ve ardından da 3 dolar 76 sent seviyeleri var Fibonacci'ye göre. Ve burada dediğim gibi slingshot'taki önemli majör direncimiz de 4 dolar seviyesinde. Bu seviye orta vadede hedeflenebilir ve önemli bir kar realizasyon seviyesi olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda Alice Coin'de işler yolunda gidiyor. Önemli bir gelişme olduğu takdirde yeniden yeni bir analizle karşınıza geleceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.